Merhabalar sevgili Gol Var mı takipçileri. Odak Noktası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Eren Dinkçi'yi inceleyeceğiz. Emre hoş geldin. Merhabalar abi. Eren Dinkçi'yi konuşacağız senin dediğin gibi. 1.88 boyunda, 22 yaşında sağ kanat oyuncusu. Heidenheim'de oynuyor Werder Bremen'den kiralık olarak. Bu sezonda 8 gol 2 asisti var. Gerçekten Bundesliga gibi birlikte etkileyici bir gol sayısı ve aynı zamanda Heidenheim gibi küçük ve hücumsal anlamda sıkıntılı bir takımda çok da etkileyici bir oyunu var. Ne düşünüyorsun oyuncu hakkında? Oyuncu eski tip fuleli kanat diyebileceğimiz, düz ayaklı kanatla oynayan ender takımlardan bir tanesinde. Sol tarafta sol ayaklı oyuncu, sağ tarafta sağ ayaklı oyuncu. Takım kurgusu çok enteresan. Bence çok etkileyici. 22 yaşında değil 17 yaşında olsa inanılmaz şeyler konuşulurdu oyuncuyla ilgili. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ve bence milli takım geniş havuzunda bulunması gereken bir isim. Peki abi, Heidenheim bu sezon değişik bir oyun anlayışıyla aslında çok da başarılı oldu. Kimsenin çok beklediği bir durum değildi bu açıkçası. Heidenheim direkt düşer diye düşünüyordu. Ama bundan önceki dönemlerdeki Union Berlin gibi Heidenheim'de değişik ve Bundesliga'nın standartlarında sert bir oyun oynayarak başarılı oldu. Eren Dinkçi eğer mesela büyük takımlarımızdan birine ya da daha pozitif futbol oynayan bir takıma gelirse sence başarılı olabilir mi? Yoksa başarısı geniş alanlar bulduğu için mi var? İki farklı profili bir arada oynayabilecek oyunculardan bir tanesi bana göre Eren Dinkçi. Nasıl iki farklı profil? Şimdi Heidenheim'daki kurguya baktığımız zaman 4-2-3-1 görünümlü 4-2-4 oynayan bir takım görüyoruz. Hücuma çıkarken bu 4-2-4 kurgusunu oluşturan ana unsurlardan bir tanesi Eren Dinkçi. Nasıl? Gelip iç koridorda topla buluşuyor oyuncu. Burada topla buluştuğunda döndürmemek üzere baskı uygulanıyor kendisine ve kendini çizgiye doğru atıyor. Çizgiye doğru attığında bir alver yapıyorlar iç oyuncusuyla ya da 10 numarayla birbirine yaklaşıp. Ters tarafta da Beste, o da çok kaliteli bir oyuncu. 25 yaşında sol ayaklı, o da sol ayaklı sol kanat arayan takımlar için ideal oyunculardan bir tanesi bu arada. Bu taraftan oyunu genişletmek için sol kanat oyuncusu çizgiye basarak açılıyor. Eren içeriye yaklaşıyor. İçeride 10 numarayla pas alışverişine girdikten sonra önce rakibini üstüne davet ediyor. Bek oyuncusuysa bek, kanat oyuncusuysa kanat. Onu üstüne aldıktan sonra, markajı üstüne davet edip çektikten sonra çizgiye doğru yeniden açılıyor. Çok değişik bir oyuncu. Oyuncu profili de çok zor. Bacakları uzun oyuncuların haricindeki diğer oyuncu profillerinin Eren dönerken topa müdahale etme ihtimalleri yok. Vücudunu topa siper olarak çok doğru kullanıyor. Bunun en iyi kullanımına örnek vermemiz gerekirse Tadic diyebilirim mesela. Ters tarafta Tadic bunları çok iyi yapıyor. Hani sosyal medyada böyle biraz daha ironik dille kalçasını yaslıyor, topa dokundurmuyor falan diyorlar ya. Eren bunu dönüşlerde kullanan bir profil. Alttan müdahale etmeye çalıştığın zaman faul yapma olasılığın çok yüksek ve genelde dönüşleri tehlike bölgelerinde yapmaya çalışıyor. Bu da önemli. Ben bunların tesadüf unsuru buralara denk geldiğini düşünmüyorum bu arada. Oyuncu gelişimini, evet geç gelişimi başlamış. Bugün bulunduğu pozisyona çok daha erken yaşlarda gelmesi gerekirdi belki. Bu tabii Werder Bremen'in içinde bulunduğu hem kadro yapısından hem hedeflerinin daha farklı olmasından kaynaklanan. Gerekli miktarda forma şansı bulamamak, forma şansı bulduğunda ana oyuncu olamamaktan kaynaklanan bir gecikme olabilir. Oyuncu tehlike bölgesine girdiği zaman en önemli husus rastgele top kesmiyor. Bütün pas opsiyonlarını görebilecek şekilde topla içeriye doğru kıvrılıyor. 3 tane opsiyonu oluyor genellikle. 2 tane de ceza yayına yaklaşan oyuncu oluyor. Birisi biraz daha geride konumlanan, birisi biraz daha önde konumlanan. Eren topla ceza sahasına kıvrılırken kafayı kaldırdığında gördüğü 5 tane oyuncu var. Bu 5 oyuncudan bir tanesini tercih ediyor. Genelde 2 oyuncu birbirlerine perdeleme yapacak şekilde koşuyor. Zaten Heidenheim'in bugün Bundesliga'da performansı bu kadar ince detayları sıkı sıkıya işlemelerinden ileri geliyor bana göre. Eren birbirini perdeleyen oyunculardan bir tanesini tercih edip onlara genel itibariyle gol pası veriyor. Yani orta yapmıyor ya da içeriye top doldurmuyor. Direkt hedefe yönelik pas veriyor. Bence bu çok önemli. Şimdi oyuncuyu iki farklı takım profilinde de faydalı biçimde kullanabileceğini söyledik takımlarımızın. Yani Galatasaray'da başka bir şey oynar. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da başka bir şey oynar. Ama atıyorum Pendik Spor'da, Kayseri Spor'da, Adana Demirspor'da da performans verir. Geniş alanlarda etkili olan bir oyuncu ama dar alanda da etkili olan bir oyuncu. Pas istasyonu olarak kullanabileceği kendisine yaklaşan oyuncular olduğunda özelliklerini misliyle daha da arttırarak devam eden bir oyuncu. Türk futbolunun en sevdiği şeylerden bir tanesidir orta. erken ortaları iç koridordan çok doğru, yüksek yüzdeli ve genelde bitirmeye yönelik yapıyor. Yani Eren top atıyorsa rakip savunma oyuncusunun bireysel ekstra performansı haricinde o topu engelleyecek bir şey yok. Yani senin ileri uç oyuncunun ekstra efor sarf ederek o topu alabilecek şekilde konumlanmasına gerek kalmıyor. Çünkü Eren senin yüzün kaleye doğru dönükken son vuruşu yapacağın pozisyondayken sana topu atıyor. Bu da görerek oynamasından kaynaklanıyor bence. Şimdi bunları bu şekilde anlattığımız zaman oyuncuyu acayip derecede övüyormuşuz gibi görünecek ama bu oyuncu hangi takımlarla oynarken bunları yapıyor? Onları birazcık göz önünde bulundurmamız lazım. Yani bu oyuncu Bayern'le de oynuyor. Bu oyuncu Wolfsburg'da da karşılaşıyor. Bundesliga 2'de de karşılaştığı takımlar var. Bundesliga 1'de de karşılaştığı takımlar var. Açık oynayanlar var, sıkı oynayanlar var. Üçlü savunması var, beşli savunması var. Herhangi bir takım savunmasına karşı oynamış ve takımın ana atak arterlerinden bir tanesi olmuş bir oyuncu. Bence çok kıymetli oyuncu. Peki abi sen de söyledin, milli takım için aranan bir profil olabilir mi acaba Eren Dinkçi? Çünkü sağ kanat tarafımızda Barış Alper var, yine sağ ayaklı oynayan. İrfan Can Kahveci var, çok daha farklı bir profil olmasına karşın. Türk bir oyuncu. Milli takım havuzunda sen bulunmalı dedin. Eğer bulunursa A plana ya da B planına milli takımın girebilir mi Montella'nın? Milli takımın B planına çok uygun bir oyuncu. Varsa öyle bir plan bilmiyorum şu an itibariyle. İzlediğimiz Macaristan ve Avusturya milli maçlarında bir B plandan söz etmek çok mümkün değildi. Ama turnuvada daha farklı oynayacağız muhtemelen. Neden B planı için uygun diyorum? Oyuncu rakipleri enine açılmak zorunda bırakacak şekilde konumlanan bir oyuncu. Topla iç koridorda buluşup dışarıya kat ediyor. Az önce detaylarıyla anlattık. Topla buluşmak için de genelde çizgiye basar pozisyonda bekliyor. Neden bunu yapıyor diyeceksin. Eren'de bir tırnak içinde takıntı olayı var. Üçüncü bölgeyi görüyor olması lazım. Yani yaptığı aksiyonları belirli bir bilinç dahilinde yapması lazım. Bu oyuncu über zeka sahibi, dünyanın en muhteşem oyun zekasına sahip oyuncusu falan anlamında söylemiyorum. Oyuncu tedirgin olacağı, tereddüt duyacağı işleri yapmak istemiyor. İçerideki aksiyon durumuna bakıyor. Topu oraya atması gereken zaman olup olmadığını bu şekilde karar veriyor. Bunu da nasıl yapıyor? Kalabalığın içerisinde kaosta topla buluşarak değil, çizgiye doğru geri çekilip kendi vizyonunu genişleterek yapıyor. Milli takımın özellikle 10 numara karakterli oyuncularının iç koridor koşuları için, ikinci santrfor koşularına atmaları gereken kanat oyuncuları için Eren Dinkçi profil itibariyle çok uygun bir profil. Rakibi enine doğru açtınız, burada bir koridor oluşacak. Bu koridoru işlemesi muhtemel Arda Güler var. Oraya kendini atacak Enes Ünal var. Oynarsa ters taraftan Kerem Aktürkoğlu ters koridoru işleyebilir. Çünkü savunmayı bu tarafa doğru kaydırıyorsunuz. Normal şartlar altında stoperin alanına doğru koşu atması gereken kanat oyuncusu bek oyuncusunun üstüne doğru koşu atıyor ve bu bölgede savunmayı iyi yapan oyuncular değil bunlar. Bu oyuncuya bekle basmazsanız, beki içeride tutarsanız kanat oyuncusuyla basıyorsunuz. Kanatla bastığınız zaman tek adımda geçiyor. Bu sefer oyuncu eksiltmiş oluyor. Bu sefer ne oluyor? Bunu da rakip dörtlüyü dizerek yapalım. Rakip dörtlü konumlandığında kanat oyuncusu Eren'in üstüne baskı uygularsa onu zaten tek hamlede geçiyor. Geçtikten sonra dörtlü şekilde konumlanmış savunmanın koridorları dikine olarak daha da açılmış oluyor. Yani Eren, evet alalım sür direkt banko oynatalım, takım alsın sırtında taşısın diyeceğin bir oyuncu olmayabilir. Ama birinci planından içe kat eden kanat oyuncusuyla çizgiye basan bek oyuncusundan verim alamadığın varyasyonlarda bek oyuncusunu ön tarafta +1 olarak kullanmak için, artı iç koridorları işleyebilmek için, artı ters taraftan rakibin göremediği bölgeye top atılacak pozisyonlarda gol, şut pası ve asist yapabilmek için etkili olabilecek bir yetenek skalası sunuyor. Abi çok teşekkürler. Eren Dinkçi'yi güzel bir şekilde analiz ettik. Umarım milli takımımızı seçer ve ileride de onu daha büyük takımlarda, ülkemizde olur, yabancı yurt dışında olur, daha büyük takımlarda izlemeye devam ederiz. Valla büyük takımlarımızın kanat rotasyonunda olması gerektiğini düşündüm. Hatta rotasyonun bir tık üstünde olabilecek çapta bir oyuncu. Ben çok beğendim. En başta onu söyleyeyim. Bundesliga'yı mümkün oldukça izlemeye çalışan birisiyim bu arada. Leverkusen'in domine ettiği bir sezonda düşma adaylarından bir tanesi olan Heidenheim'ın da oyun mantalitesiyle rakipleri bu kadar zorlayıp kendisine tedbir alması gereken rakip stratejileri yaratmasında çok önemli bir aktör bence Eren. İzlenmeye değer, yatırım yapmaya da değer bir oyuncu. Şöyle de bir artısı var Türk kulüplerinin. 22 yaşında gelişim parametrelerini artık %90 oranında doldurmuş olması gereken oyuncu skalasına giriyor artık. Yani Eren Dinkçi elit takımların radarına an itibariyle girmekten uzak olacak bir oyuncudur. Dolayısıyla maliyeti muhtemelen astronomik olmayacaktır diye düşünüyorum. Senin emeğine sağlık. Önümüzdeki programlarda yine çok bilinmedik profilleri incelemek üzere biz burada olacağız. Yorumlarınız, beğenileriniz ve paylaşımlarınız bizler için çok değerli. Bizi takipte kalın.